Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Siz de görebiliyorsunuzdur olayı. Şu an evimden çıktım. Parka doğru gidiyorum. Bugün patron mesaj atmış. Demiş ki park biraz bugün boş olacak. Yoğun yağmurdan dolayı. O yüzden işte aspirep hazırlayın falan filan diye. Bugün hava bence çok güzel olacak arkadaşlar. Son 3-4 gündür deli gibi çalışıyoruz. Hava acayip sıcak. Bizim bu yağmura ihtiyacımız vardı. Devamlı sandviç vermekten bıkmıştık, yorulmuştuk. Ben de video çekemiyordum. Artık video çekmek istiyorum. Video çekerken de size tekrar aynı rutin şeyleri de izletmek istemiyorum. Ne yapacağım konusunda da pek bir fikrim yok. Açtım kamerayı, akışına bırakıyorum. Şimdi işe doğru gidiyoruz. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Günaydın. İş yerime geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kahvaltı aldım. Burada böyle biraz salata var, domates falan. Burada böyle bir tane yumurta var. Bir ekmek falan var. Otelde bunlara da ne kadar ödedim? Bir de şöyle iki tane şey var. Allah. Tereyağıyla reçel. Otelde 2 dolar 12 sent ödemişim. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz ve işe geçiyoruz. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman kaç olur bilmiyorum ama 7.20'yi görmüş. İnşallah daha da fazla artmaz. Bir an önce dolar düşmeye başlar. Hele burası Türkiye abi, Türkiye. Arkadaşlar şu an patronlarımız gitti. Patron da buradaydı, eşi de buradaydı. Bugünün aslında çok yoğun olmasını beklemiyorduk ama bugün acayip yoğun oldu. Kasa şu ana kadar 2500 dolar falan yapmış. Bir sandviçi 6-7 dolardan satıyoruz. Siz hesaplayın ne kadar sandviç sattığımızı. Şimdi bağırıyorlar içeride kıza. Hele burası Türkiye sabiyeti diye. Biz buraya cultural exchange için geldik ama bu kültürel değişimi Amerikalılar bizden daha çok yaşıyor. Çünkü şu an mesela biz burada 3 Türk, 1 Amerikalıyız. Bazen ben Tracy'ye soruyorum işte şey diyorum. Cultural exchange hissediyor musun diyorum. Çünkü bak burada çok fazla Türk var ama sen tek Amerikalısın diyorum. Sabahları falan prep yaparken yani salatalık, domates, soğan gibi şeyler hazırlarken hep Türkçe müzik çalıyor burada. Bunlar da dinliyor, hiçbir şey söylemiyorlar. Hoşlarına gidiyor. Müşteri gelmiş arkadaşlar. Ben line'a girdirmiyorum. Arkadaşlar neler aldım geldim. Karşıdan arkadaşlarımla. Bir daha alalım. Başkan. Ben bunların başkanıyım arkadaşlar. Bir son olduğu zaman başkanım diye yanıma geliyorlar. Bugün dedi ki Mert bize price çözer misin başkanım dedi. Ben de tabii ki başkanım dedim. Ama tavuğa çözmüşsün başkanım. Onu da yeter artık herkese bir tane. Heh? 4 kişiyiz. Az yiyin az diyetisyen adamım ben. Oh afiyet olsun götürün götürün. Oh. Başkan. I'm a başkan right? Adriana? Ha? Yeah. Ben veggie delight'imi yemiştim arkadaşlar. Yani peynirli sandviçimi yemiştim. Artık midem hiçbir şey almıyor. Hiçbir şey almıyor burada. Ne roast beef yiyebiliyorum ne turkey yiyebiliyorum. Hiçbir şey yiyemiyorum. Sadece peynirli sandviç yapıyorum. İçine biraz sos falan koyuyorum. O şekilde götürüyorum. Zaten diyetisyen adamız. Böyle şeylerle işimiz olmaz. Arkadaşlar içeri 2 dakika gittim. Görüyorsunuz patates yarıya düşmüş. 2 tane tavuk kalmış. Şu anda arkadaşlarıma çok güzel bir cips ve peynirli bir şey yapacağım. Fırına atacağım. Bunu bana Detroit Tex'teyken Flight'in yapıyordu. Şimdi ben onları yapacağım. Beni takip et adamım. Evet şimdi bizi güvenlikler diyorum. Arkadaşlar teknik bir aksaklıktan dolayı videomuzu yarın bırakmak zorunda kaldık. Şimdi videomuza devam edelim. Come on bro. Burada cipsler var. Bu işi biz en güzel kırmızı Doritos'ta yapıyoruz. Harvest. 3 tane Harvest'ta mı? Harvest'ta. Bir tane bunu alalım. Yok tam tersi yapalım. 2 kim yapıyoruz? Tamam 2 iki yapıyoruz.
eldivenlerimizi giyiyoruz. Hele cipslerimizi döküyoruz. Gel şuna bir yoğurt böyle peynirleri üzerine salıyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şey yaptık cipsi ve çizlerimizi. Eski videolarıma göre neden kilo aldım? Neden kilo aldım? Çünkü üniversite sınavını bitiriyordum. Böyle şeyleri pek yemiyorum ama yapıyorum. Şimdi bunu yapacağım ve arkadaşlarıma yedireceğim. Oh my god! What are you doing Adriana? Ha? Kanka, can you go? Can someone go to line? Adriana'ya baksan hele. Buraya cookie atmış, iki tane cookie'leri pişiriyor. Ay şerefsiz. Evet, Adriana şimdi cookie'lerini alacak. Adriana. You put them in. I think if you get your cookies because okay, but if it will be smell like bad. You know, smell like chips. You know. Ötekine koy. Müşterilerim. Watch out for this. Oh my god, Adriana. You snake eyes. Şimdi cipsleri koyduk ve bekliyoruz. Müthiş bir bekleyiş. Çok güzel cips yiyecekler. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah'ım. Şuna bakar mısınız? Çıktı cipsler. Şu an müşteri var. Birazdan saldırmaya başlarlar arkadaşlar buraya. Allah nasıl ki? Evet, işte bu bizim böyle yaptığımız bir şey. Yani ben bunu Clayton'dan görmüştüm ta 2 sene önce. Şimdi ben onlara yapıyorum, buradakilere yapıyorum. Yavru kurt büyüdü, yaşlı kurt oldu, şimdi diğer yavru kurtlara yemek yapıyor. Hemen şöyle bir tane tadına baktıralım. Şöyle şuradan. Şöyle haşarlı. Oh, ne güzel yedin öyle onu. Nasıl güzel mi tadı? Başkana teşekkür et. Gerizekalı müşteri gördünüz değil mi? Dedim sevmiyorum diye ben. İşte arkadaşlar cultural exchange'i sonuna kadar hissediyoruz. Ya bakayım nasıl güzel olmuş mu? Muazzam. Ha? Muazzam ama. Ha? Muazzam. Ama zeytin ve soslarını unutmuşsun kardeşim. Arkadaşlar zeytinleri unuttuk ya. Yani içinde zeytin ve jalapeno diye bir biber var. Ondan atıyordum çok daha güzel oluyordu. Spencer! Come here! I have a gift for you. You like my cheesy chips? Huh? You didn't put anything on these ones? I forgot, man. How was it? Yeah. Arkadaşlar, Amerika'da insanlar bizim gibi hı demiyorlar. Ha diyorlar. Ben de bunlarla dalga geçe geçe ha ha diye bana da artık bulaştı. Biri bir şey dediğinde duyamadığım zaman ben de artık ha demeye başladım. Right Adriana? Right. Ha? Right. Okay. geçmiş oturmuş oraya. Cookie'lerini unuttu. Where is your cookies? Oh ne güzel yiyorsun ya öyle. Denetleme olsa yandık. Kurtun olmadığı yerde çakallar raks edermiş miydi neydi öyle bir söz vardı. Kurtun olmadığı yerde çakallar şu an raks ediyorlar. Bu benim 2 haftada 182 saat çalıştığım videoya acayip fazla yorum geldi. İşte nasıl çalışıyorsun? Bir ayda o kadar çalışamazsın şöyle öyle böyle diye. Bu şekilde çalışmak adamı koymuyor ki. İnsanlar istediği gibi zaten çalışabiliyor. Ki ben 180 saat çalışmışım. Ondan sonra ben bir daha yüksek paycheck almayacağım zaten. İlk 2 haftanın gazına gelip o kadar çalışmıştım. Şu an Koray her gün sabah saat 7'de geliyor. Ve akşam 10.30'da bazı günler 12'de çıkıyor. Siz hesaplayın. Yani adam günde, biz bunu daha önce de hesaplamıştık. 2 haftada 210-220 gibi bir saat yapıyor. Burada normal bu saatler çünkü bu adamın elemana ihtiyacı var. Şimdilik benden Sivilcem'le birlikte bu kadar arkadaşlar. Bir gelişme olursa yine hemen kameramı alırım ve açarım. Arkadaşlar bunlar yine başladılar su sıkmaya. Ona sıkıyor. Ona sıkıyor. Spencer! What are you doing, man? Water bottle. Kanka sakın sıkma buraya ha. Buraya sakın sıkma ha. Sanki Counter Strike oynuyor ya. Ben şöyle kaçayım da. Dileklerime kadar acıyor. Oha! Yerlere bak yine mahvettiler ortalığı.
Bugün de su savaşı yaptılar arkadaşlar. Ağır silah vardı ya, benim yapabileceğim bir şey yok valla. Şu anda saat 10'a çeyrek var. 15 dakika sonra dükkanı kapatacağız. Etrafı falan toparlayacağız. Zaten silip süpürdüler, çöpler de atılmış. Ben de line'ı toparlayacağım. Ondan sonra da yavaş yavaş servise doğru geçeceğim. Otobüse binip eve gideceğim. Ne haber millet? Biraz önce şuradaki bankadan, şu PNC banktan Paycheck'imi yatırdım. Şöyle bir Paycheck'im vardı. Kartı koydum. Ondan sonra da Paycheck'e koydum. Hesabıma para birkaç gün içerisinde geçiyor. Eğer hemen geçmesini istiyorsam da ne kadardı? $25 gibi bir rakam kesiyor herhalde. Paycheck işini de hallettik. Bu cuma 3. maaşımı alacağım ama artık size maaş videosu atmak istemiyorum. 2 tane attım zaten. Bu maaşlarım zaten artık gitgide düşmeye başladı. Migalar geçiyor. Sizden bir şey rica ediyorum. Lütfen bakın 10.000 kişi falan izlemeye başladı. Lütfen videoları beğenin. 10.000 kişinin izlediği bir videoyu 500 kişinin beğenmesi bana koyuyor ya da 700 kişinin beğenmesi bana koyuyor. Çünkü ben şaklabanlık yapmıyorum arkadaşlar. Düzgün düzgün videolar çekiyorum size. Burada yaşadığım hayatı gösteriyorum. Yalan yanlış şeyler göstermiyorum. İşte Brezilyalı kız şöyle yaptı. İşte şu şöyle oldu. Yok bilmem neyle kız dağlamak. Şöyle böyle öyle şeyler çekmiyorum. İlla öyle şeyler mi çekmek gerekiyor? Artık böyle illallah ettim ya. Bana abone olacaksınız. Şimdilik bu kadar konuşma yeter size. Ben eve geçiyorum. Eve gideceğim. Çamaşırlarımı falan yıkayacağım. Çamaşırlarımı kurutacağım. Ondan sonra da yarın uyuyacağım, uyanacağım. Hep de böyle anlatıyorum sevgili günlük. Yarın Türk gecesi yapıyoruz. Buradaki international insanlara, diğer katılımcılara programa ülkemizi tanıtacağız. Ama istediğimiz gibi gitmedi her şey. Yani ben diyetisyen olarak çok güzel bir yemek listesi çıkarttım ve yemekleri de yapımına kendim yapmak istedim aslında. Ama ona müsaade etmiyorlarmış. İyi dedim bari başında dururum. Ama zaten kadın biz bunu söylemeden önce bile yemek siparişi vermiş ve verdiği siparişler köfte, pirinç falan filan. Neyse daha fazla detay vermiyorum. Bir sonraki videoyu sabırsızlıkla bekleyin. Bu videoya da 1000 beğeni gelirse bir sonraki videoda hiçbir şey yapmayacağım. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve videoları beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.